Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimiz için öneriler sunacağım. Başlayalım. Evet gençler, ilk maddemiz okulun duyurularını her zaman takip etmek. Şöyle ki biz lisedeyken her zaman bir WhatsApp grubu olurdu. Bu WhatsApp gruplarında çoğu zaman öğretmenler de olurdu. Devlet olsun, özel olsun fark etmez. O duyurular zaten size akşam saati bile olsa oradan veriliyordu. Ya da okuldaki sınıflarımızda duyuru oluyordu. En kötü İstiklal Marşı okunurken önemli bir duyuru varsa müdür size bu duyuruyu yapıyordu gibi gibi. Ama üniversitede böyle bir ortam söz konusu değil. Üniversitede tüm bilgilerin peşinden siz koşmalısınız. Bunu da nasıl sağlayacaksınız? Okulun duyurular kısmını yani web sitesini takip ederek bu bilgileri sizin öğrenmeniz gerekiyor. Bazen duyurular geç bile yayınlanabiliyor. Bu gibi durumlarda da araştırma görevlilerinden yardım almanız lazım. Bu duyurular ne olabilir? Okula başlarken oryantasyon programının tarihi olabilir. Sizin İngilizce muafiyet sınavlarınızın tarihleri olabilir. Hangi dersin hangi sınıfta olacağıyla alakalı bilgiler yayınlanıyor olabilir. Bu gibi tüm bilgileri aklınıza gelebilecek her şeyi sizin takip etmeniz gerekiyor. Maalesef ki üniversitede size bu bilgiler tepsiyle sunulmuyor. Bunun dışında mümkün olduğunca devamsızlık yapmamak. Bu maddeyi ikiye ayırarak konuşacağım. Önem de verdiğim bir madde. Şöyle ki özellikle ilk zamanlarda yani ilk haftalarda devamsızlık yapmamanız önemli arkadaşlar. Çünkü hocalarınızın verdiği tüm bilgiler genelde ilk derslerde veriliyor. Yani hocanızın dersi, işleme biçimi, vizeyi finali nasıl yapacağı, not sisteminin nasıl olacağı, sizden isteyebileceği kaynaklar olabilir belki. Bunların yer aldığı bir liste olabilir ya da sizden o ders için ne istiyorsa. Bunların tamamı ilk derslerde konuşulur ve bir daha da genelde konuşulmaz. O yüzden bunları takip etmek adına ilk derslere gitmeniz önemli. Bunun dışında arkadaşlık edinmek adına da ya da işte okuldaki kulüpleri öğrenmek adına, okulu tanımak adına, oryantasyon programına katılmak adına ilk haftalarda devamsızlık yapmamanız önemli. Bunun dışında devamsızlık yapmamak niye önemli? Mesela öğretmenleriniz kaynak kitap kullanmıyor olabilir. Daha çok kendi notlarıyla ya da kendi anlatımıyla ilerliyor olabilir. Bu gibi durumlarda ders kaçırdığınızda tabii ki arkadaşınızdan vesaire not tutan birinden alabilirsiniz ama hocanızın bazen ders anlatırken önem verdiği kısımlar olabiliyor. Yani kendisinin vurgu yaptığı kısımlar olabiliyor. Bu gibi durumları da derse katılmadan takip etmeniz çok mümkün değil. Yani arkadaşınızdan not almış olsanız bile eğer bu önemli bilgi kısmını size söylemediyse ya da onun dikkatini çekmediyse maalesef ki bu bilgiden mahrum kalıyorsunuz. O yüzden ders takibini sizin yapmanız adına, gerçekten mesleğinize dair bilgileri öğrenebilmeniz adına derse devamınız önemli. Ama bunun dışında bir de şu kısım var. Maalesef ki üniversite sizin hayal ettiğiniz gibi bir şey çıkmayabiliyor bazen. Yani siz mesela çok önemli bir profesörden ders alacaksınız diye seviniyorsunuz ya da tanınmış bir hoca bazen dersinize giriyor vesaire. Ama maalesef ki her zaman ünvanlar yeterli olmayabiliyor. Ya da tabii ki bu ünvanla alakalı değil. Ama dersinden memnun kalmayabiliyorsunuz o kişilerin. Bazen gerçekten hiç verimli olmayabiliyor. Bütün dönem boyunca yeni hiçbir bilgi öğrenmeden ya da işinize yarayacak hiçbir şey işlenmeden dersler devam edebiliyor. Bu gibi durumlarda bu derslerde devamsızlık yapmaktan çekinmeyin. Bu dersler yerine işinize yarayabilecek, network elde edebileceğiniz, gerçekten mesleğinizle alakalı sizi ileriye taşıyacak bir etkinliğe vesaire katılabilirsiniz bu dersler yerine. Ha tabii ki devamsızlık okulunuzda önemliyse ya da hocanız için önemliyse bu gibi durumlarda önleminizi mutlaka alın. Ki çoğu okulda da devamsızlık önemlidir arkadaşlar. Yani genelde bu sayı bir ders için 4 kez gelmeme şeklinde oluyor. Ama bazı okullarda ya da bazı hocalarımıza göre bu sayılar 3-5 şeklinde değişebiliyor. Mutlaka bunun takibini yapın. Devamsızlığınızı kendiniz kontrol ederek ilerleyin. Ama dediğim gibi verim almadığınız derslerde daha çok verim alabileceğiniz, işinize yarayabilecek başka bir etkinliğe gitmenizde hiçbir sakınca yok bence. Devam edelim. Gelelim kulüplere. Okula başladığınız ilk hafta bu kulüplerin tamamı okulunuzun bahçesinde olur arkadaşlar. Kayıt olmanız için size ısrar ederler, size kulüpleri tanıtırlar. Fazlasıyla orada kulüpleri görebilirsiniz. Bu kulüplerden hepsine değil ama işinize yarayacak olan, mesleğinizle alakalı olan ya da hobilerinizle alakalı olanlara katılmanızda hiçbir sakınca yok. Hatta bence katılmalısınız. Çünkü bu kulüpler öğrencilerin sosyalleşmesi için, girişkenlik kazanması için, farklı insanları tanıması ve farklı bakış açılarını görmesi için ve en önemlisi de vizyon sahibi başka insanları görmesi için çok önemli yerler. Bu kulüplerde sadece üye olup öylece kalın demiyorum. Kesinlikle bu kulüpte daha önemli yerlere gelmek için çaba sarf edin. Bu kulüp mesleğinizle alakalı olabilir, olmayabilir ama bunu kendi lehinize nasıl çevirebilirsiniz? Bunun yollarını arayın. Yönetim kadrosuna girmek olabilir, direkt başkanlığını yapmak şeklinde de olabilir. Elinizden geldiğince emek sarf edin çünkü bu kulüplerde gerçekten hiç beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hiç beklemediğiniz insanlarla tanışabiliyorsunuz ya da dediğim gibi vizyon sahibi diğer
öğrencilerle birlikte kendinize çok daha fazla şey katabiliyorsunuz. O yüzden kulüpleri önemseyin. Bunun dışında network elde edebileceğiniz başka etkinliklere de mutlaka katılın. Ben daha birinci sınıfım, daha hazırlık sınıfındayım, erken diye düşünmeyin. Bu etkinlikler neler olabilir? Kulüp dışındaki diğer okulun yaptığı etkinlikler olabilir. Ya da mesleğinizle alakalı dışarıda yapılmış etkinlikler olabilir. Bazen derneklerin etkinlikleri vesaire olabiliyor. Aklınıza gelebilecek ya da araştırdığınızda çıkan kendinizle alakalı her türlü etkinliğe katılın. Özellikle bu etkinliklerde başka insanlarla ya da önemli kişilerle tanışmak için gayret gösterin ve kendinizi onlara tanıtmak için de gayret gösterin. Çünkü bunlar ileride sizin özellikle iş bulurken çok işinize yarayacak. Devam edelim. Şimdi gelelim sınıfta fikirlerimizi söylemeye. Biliyorsunuz ki üniversite lise gibi değil. Yani daha kalabalık bir ortam, daha farklı bir ortam. Siz sınıfa 60 kişi diye giriyorsunuz. Yani okul o sene 60 kişilik kayıt açmış oluyor. Ama bir bakıyorsunuz sınıf olmuş 100 kişi. Çünkü alttan ders alanlar var, üstten ders alanlar var. Okula programlarla yani Farabi ile mesela gelmiş misafir öğrenci olabiliyor. Ya da işte kendi bölümüyle alakasız seçmeli ders şeklinde seçilen bazı dersler oluyor. Onlara gelen öğrenciler olabiliyor. Gibi gibi bazen çok kalabalık sınıflarda ders işleyebiliyorsunuz. Haliyle bu gibi durumlarda da sınıfın tamamını tanımadığınız için de fikirlerinizi söylemekte bazen çekinebiliyorsunuz. Aksine fikirlerinizi söylemekten çekinmeyin. Çünkü o kalabalık ortamda sizin eğer güzel de fikirleriniz varsa bu hocalarınızın dikkatini çekecektir. Hem de kendinizi ifade ede ede zaten bu alışkanlık haline gelecek ve bir süre sonra kendinizi daha rahat ifade eder bir pozisyonda bulacaksınız. O yüzden tabii ki aklınıza gelen her şeyi söyleyin demiyorum. Yani öyle saçma sapan aklınıza gelen her şeyi söylemekten de bahsetmiyorum. Ama bunun dışında fikrinizin önemli olduğunu düşündüğünüz ya da fikrinizin doğru olup olmadığını tartışmak istediğiniz bir noktada mutlaka fikirlerinizi belirtin. Bunun dışında hocalarınızın odasına gidip onları ziyaret ederek de fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Emin olun bunu yapan çok fazla öğrenci yok ve hocalarınız için akılda kalıcı öğrenciler oluyorsunuz. Hatta yaratıcı bazı fikirleriniz varsa, üretebileceğiniz projeler varsa bu gibi şeyleri de hocalarınızla paylaşabilirsiniz. Bu nokta onların çok hoşuna gidecektir. Artı TÜBİTAK projeleri var mesela üniversitelerde. Hem size belirli bir hibe de sağlayan projeler bunlar. Bu gibi projelere hocalarınızla birlikte katılabilirsiniz. Mutlaka araştırın derim. Bunun dışında arkadaşlık kısmına da değinmek istiyorum. Şöyle ki üniversiteye girdiğinizde genelde ilk etapta çok kalabalık arkadaş gruplarınız olur. Fakat bu arkadaş grupları yavaş yavaş dağılır ve aralarında tek tük birkaç tanesiyle sadece arkadaş kalırsınız. O yüzden ilk etapta onları çok sevdiğinizi düşünseniz ve çok uyumlu olduğunuzu düşünseniz bile bana kalırsa çok bağlanmayın derim. Çünkü genelde bu arkadaşlıklar sonlanmak zorunda kalıyor. Fakat bunun dışında üniversite arkadaşlıkları gerçekten çok önemli. Çünkü hayatınızın ilerleyen kısmında muhtemelen arkadaşlık olarak baktığınızda kalan kişiler üniversite arkadaşlarınız olacak. Lise gibi olmuyor. Yani daha artık yetişkin olduğunuz için gerçek paylaşımlarda bulunduğunuz kişiler oluyor. Haliyle arkadaşlıklarınız da belki hayatınızın sonuna kadar devam ediyor. Tabii ki bahsettiğim belli bir kısmıyla. O yüzden düzgün arkadaşlıklar kurmaya özen gösterin. Size bir şeyler katacak, sizin vizyonunuzu genişletecek ve size artı değer sağlayacak insanlarla birlikte olmaya özen gösterin. Eğer bunların aksi kişilerle birlikteyseniz de yavaş yavaş ayrılmanızda fayda var. Çünkü üniversite gerçekten yaşamınızın önemli bir dönüm noktası. Devam edelim. Kütüphaneyi aktif kullanmak ve kütüphanenin kaynaklarından yararlanmak. Kendi adıma söyleyebilirim ki ben üniversitede kütüphanenin önemini ilk sınıfımda çok anlamamıştım. Çok fazla ziyaret ettiğim bir yerde değildi. Fakat özellikle şöyle bir artısı var. Diyelim ki hocalarınız sizden kaynak kitaplar istiyor ya da sizin okumak istediğiniz bazı kitaplar var ya da bazı ödevler, projeler yapacaksınız ve bunun için kaynak kitaplara ihtiyacınız var. Bu gibi durumlarda kütüphaneden yararlanın arkadaşlar. Her kitap için para vermek zorunda değilsiniz. Gidin kütüphanenin ödünç alma merkezinden bu kitapları ödünç alın. Zaten en az 2 hafta olmak üzere uzatarak da 1 ay 2 ay şeklinde bu kitapları ödünç alabiliyorsunuz. Sistemden bu kitapları ödünç alın ve kullanın. Bu sayede ulaşabileceğiniz birçok farklı kaynak olacak. Dediğim gibi hepsine para vermek zorunda değilsiniz. Kaldı ki şu anda kitapların ücretleri gerçekten uçmuş durumda. Bu yüzden elinizde sürekli kalmasını istediğiniz kitapları tenzih ederek kalan kitaplar için kütüphaneden yararlanabileceğinizi söyleyebilirim. Artık kütüphanenin çalışma ortamından da mutlaka yararlanın. Çünkü oraya gittiğinizde etrafınızdaki herkes ders çalışıyor oluyor. Sizin motivasyonunuz olmasa bile mecburen aslında ders çalışıyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Eğer kalabalık bir okuldaysanız ve kütüphanede yer bulmakta zorlanıyorsanız zaten o masanın kıymeti daha da çok artıyor. Çünkü masayı zaten zor bulmuşsun. Etrafındaki herkes ders çalışıyor. Mecburen o masada ders çalışacaksın. Çünkü başka bir şey yaptığında dikkat çekeceksin. Belki şikayet edileceksin. O yüzden artık ders çalışmak bir zorunluluğa dönüştüğü için kütüphanede ders çalışmanızda fayda olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten ben kendi adıma artısını gördüm bunun.
Bunun dışında gelelim çalışma kısmına. Arkadaşlar, eğer bir işte çalışmak zorundaysanız ya da zorunluluk değilse bile daha rahat bir yaşam sürebilmek adına çalışmak istiyorsanız bunun okul hayatınıza ve sosyal hayatınıza engel olmasını istemem. O yüzden önceliğiniz okulunuz ve sosyal hayatınız olsun. Özellikle de okulunuz olsun. Eğer siz çalışıyorum diye dersinizi aksatıyorsanız, alttan ders almak zorunda kalacaksanız, vizeniz, finaliniz kötü gelecekse o zaman bu çalışma kısmındaki saatlerinizi düzgün ayarlamanız lazım. Çalışmakla alakalı size şöyle bir fırsattan bahsedebilirim ki bu çoğu okulda da olan bir sistem bu arada. Okulunuzun öğrenciler için ayırdığı çeşitli platformlarda çalışabilirsiniz ya da okulunuzun ofislerinde öğrenciler için ayrılmış kontenjanlarda çalışabilirsiniz. Yani öğrencilere haftalık olarak planladıkları çalışma koşulları oluyor. Bu gibi noktalarda okulun çalışma kısımlarından yararlanabilirsiniz. En azından yol vesaire konusunda da herhangi bir sıkıntı olmayacağı için aktif olarak okulunuza devam etmekte bir sıkıntınız olmayacaktır diye düşünüyorum. Devam edelim. Burs imkanlarını araştırmak ve başvurmak. Şimdi burs deyince akla genelde öğrenciler şunu getiriyor. Hani benim maddi durumum bir başkası kadar kötü değil, burs alamayabilirim gibi. Arkadaşlar, çoğu burs sadece maddi duruma göre verilmiyor. Hatta çoğu zaman belirli kriterler oluyor. Derneklerin, vakıfların verdikleri ve kendi bünyelerinde önem verdikleri kriterlere göre öğrencilere burs verdikleri durumlar var. Tabii ki bu noktada dernek kimdir, necidir bunları araştırın. Ona göre başvurunuzu yapın. Ama bunun dışında kriterlerini mutlaka okuyun. Şöyle ki bazı durumlarda mesleklere göre verilebiliyor. Yani atıyorum diyor ki ben önceliğimi mühendislere veriyorum. Ya da ben önceliğimi tıp öğrencilerine veriyorum. Önceliğimi işte öğretmenlere veriyorum gibi. Ya da bunun dışında belli bir not ortalamasının üstündekilere sadece burs vereceğim gibi kriterler oluyor. Bu gibi noktalarda da şansınızın yüksek olabileceği kısımlar oluyor. O yüzden mutlaka başvuru yapın bu gibi yerlere. Herhangi bir çekinceniz olmasın başvuru yaparken. Bunun dışında Erasmus imkanlarını mutlaka araştırın arkadaşlar. Kendinize katabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi üniversite yıllarında Erasmus'a gitmek. Çünkü orada başka bir ülkeyi gezmek değil sadece yaptığınız şey. Orada onların kültürlerini tanıyorsunuz, insanlarını tanıyorsunuz. Yediği içtiği yemekten tutun da kullandığı deyimlere kadar öğrenebilme şansınız oluyor. Ve bunu başka bir ülkede yaşamak çok da kolay olmadığı için bir daha deneyimleme fırsatınız da kısıtlı. O yüzden Erasmus'a mutlaka başvurunuzu yapın. Erasmus başvurularında önemli olan alacağınız İngilizce puanınız artı olarak da not ortalamanız önemli. O yüzden bu gibi noktalara önem verin ki giderken sıkıntı olmasın sizin için. Çünkü Erasmus'a giderken başvurulara göre bir sıralamaya giriyorsunuz ve eğer en iyi ortalamalar sizinse hibeni size verilme ihtimali çok yüksek. Hibe dediğimiz şey de sizin orada yaşamanızı sağlayacak belli bir miktar para oluyor. Genelde de sizi orada geçindirecek bir miktar oluyor bu. O yüzden hibeyi de kazanmak adına bu gibi noktalara önem verin mutlaka. Kriterlerini de mutlaka inceleyin. Tabii ki herkes gitmek zorunda değil ama ben özellikle bunu deneyimlemek isteyen öğrencilerimiz için buna vurgu yapmak istedim. Devam edelim. Yatay geçiş imkanlarını araştırmak. Buraya opsiyonel dedim. Çünkü bu tabii ki her öğrencimizin isteyeceği bir şey değil. Ama üniversiteye girdikten sonra eğer bölümünüzden memnun değilseniz ya da okulunuz beklediğiniz gibi çıkmadıysa ve okulunuzdan da memnun değilseniz yatay geçiş yapma hakkınız var arkadaşlar. Burada da önemli olan tabii ki yine not ortalamanızın yüksek olması. İkinci bir yatay geçiş şansı da merkezi yerleştirme ile oluyor. Yani sizin YKS'den aldığınız puana göre geçiş yapabiliyorsunuz. Bu iki geçişten birini kullanarak geçiş yapmanız mümkün. Tabii ki her okulun kendine ayrı kriterleri var. Bölüm bölüm de bu kriterler değişebiliyor. Bir de zaten belirli kısıtlamaların olduğu bölümler var. Atıyorum sizin 300 bine giremediyseniz öğretmenliği tercih edememeniz gibi. Bunlara da dikkat ederek yatay geçiş şartlarını araştırabilirsiniz ve bu yatay geçiş imkanlarını da sürekli olarak araştırarak ve başvurularınızı yaparak 4 yıl boyunca okul değişikliği yapabilirsiniz. Bunun dışında çift ana dal ve yan dal şartlarını araştırmak. Bu yine önem verdiğim konulardan bir tanesi çünkü bence gerçekten güzel bir fırsat. Özellikle çift ana dal yaptığınızda aynı okuldan mezun olurken çift diplomayla mezun olabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da bence okuduğunuz ikinci bölüm sizin bölümünüzle bağlantılı ama çok alakası olmayan bir bölüm olsun. Yani mesela beslenme diyetetik okuyan bir öğrencinin psikolojiden çift anadal yapması gibi. İşine yarayacak bir şey olsun fakat çok da benzer olmasın ki ikinci bölümü okuduğunun bir anlamı olsun. Bunların ikisini birlikte yürütebildiğiniz noktada dediğim gibi çift diplomayla mezun oluyorsunuz. Bence bu harika bir fırsat. Tabii ki çift anadala başvuru yapmak için ortalamanızın belli bir noktanın üstünde olması gerekiyor. Yine bu kriterlerde okuldan okula değişkenlik gösteriyor. O yüzden kendi okulunuzun fırsatlarını araştırmanız lazım. Bir de yan dal programı var arkadaşlar. Yan dalda direkt olarak diploma almıyorsunuz ama istediğiniz bölümden o dersleri seçebiliyorsunuz. Yani biraz da ilginizi çeken şeyleri öğrenmek gibi düşünün bunu. Yine bu da güzel bir fırsat. Bu videomuzda üniversite öğrencilerimiz için çeşitli önerilerde bulundum. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere.